güneşi hep yolda. Erense uzayda. Gül kesip sevdi. Demir çok zorlu biri. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Gerçek aşk yolda. Aslında kapında. Çat kapı gelmiş. Kimmiş neyin nesiymiş. Bir çatı altında. Hepsi bir arada. Zor demeden, düşmanlık bilmeden, pes etmeyip vazgeçme sevmekten. Söz verelim, hedefe gidelim. Aşk gelirse bir mola verelim. Hepsi bir. Benim bu bahar hala. Hallederiz be. Aha gelin. Hapşurup hapşurup duruyor. Ben de. Ha geliyorlar. Demek çok üzgün. Hem de nasıl? Sabahtan beri ağlamaktan gözde şişti. Gerçekten mi? Ne oldu Alev? Bak yine evlendiniz. Sen de çocuğa ters davranma. Merak etme ha. Ben de çok üzgünüm. Bora ne olur alttan al. Büyüklük sende kalsın. Otur Alev şöyle. Teşekkür ederim. Ne oldu? Ben çok üzgünüm Alev. Bütün suç benim. Ya galiba ben de biraz abarttım. Oğlum. He? Öpsene kızı. Öpeyim. Hadi Bora. Hadi oğlum. Hadi. Çak çak çak. İşte bu. Oh be. Alın bakalım. Ne bu? Biletlerinizin referans numarası. Havaalanına gidince biletlerinizi bunu alacaksınız. Havaalanı mı? Evet. Balayına Antalya'ya gidiyorsunuz ve biz her şeyi ayarladık. Süper. Ama dersler? Ama umurumda değil. Yoksa sen gitmek istemiyor musun? Gitmek istemez olur muyum hayatım? Çok istiyorum. Çok iyi oldu. Tabii canım hayatta bir kere bunlar. Hep biz o zaman kaçalım. Hadi. Ay sonunda kurtulduk. Kavga etseler bile dönmeleri birkaç gün sürer. Ay Emre oteldeki odalarına meyve sepeti bile yollattınız. Doğrusu ben alışmaya başlamıştım bile. Ay ben de sanki her an kapı çalacak da içeri Alev girecekmiş gibi hissediyorum. İmkansız canım. Saate bakın. Uçak daha varmak üzere. İnecekler, kavga edecekler, yeni uçak bulacaklar. Oho! Bu gece rahatız. Oh! Kapı! Ay aklına kötü bir şey getirme. Çocuklardır herhalde. Vallahi ben komiser Kemal'e bile razıyım. İlk defa kapıyı açmaya heyecanla gideceğim. Thank you.
Ne oldu, kimmiş? Kimse değilmiş. Halüsinasyon gördüm. Sanki alev gelmişti. Ne yaptın? Ne? Kapattım. Açsana kapıyı. Tamam. Yeminle geldi, bak ben size diyeyim. Geldi ya. Gel alev, gel. Arasana şunu. Ajan, 3 dakika önce aradık ya, telefonu kapalı. Uçak inmiştir. Sanki adam pilot. Deli işte. Hah, çalıyor. Duyuyorum. Sen nereden duyuyorsun? Rüya görüyorum değil mi? Rüya değil arkadaşım. Kabus, kabus. Al buyur, içer misin? Ver. Yalnız sıcak, dikkat et. Ay, kabus gibi kızlar ya. Tam uçak kalkacak. Deli gibi terliyor. Baktım pencere kapalı. Açtım. Uçağın penceresini mi? Ay yani şu önünde perdeki bir şey olur ya, onu açtım şekerim. Bora terlemesin diye. Ay yok şekerim. Manzarayı seyretmek için. Boş ver manzarayı. Basın gidin ya. Ay olur mu? En sevdiğim şey. Ay devamını anlatma, dayanamayacağım. Sen onu aldırma. Ay tutturdu kapa şunu diye. Kapa ne olur kapa. Ay hiç kapatır mı? Olsa yine de sarrafı da açacak. İyi de sevdiğim şeyleri yapamayacaksam niye evlendim ben? Hı? Niye? Özveri Alevciğim, özveri. Unuttun mu? Bora yüksekten korkuyor. Yüksekte değildik ki, yerdeydik şekerim. Ben demiştim devamını anlatmasın diye. Boşuna direnmeyin. Yapın, yatağını yapsın. Kızlar çabuk kalkın. Hadi. Şşt. Ne oluyor? Yasemin. Ne oluyor ya? Bir bu eksikti ya. Ay uyanın hadi çabuk. Masa masa. Bu nereden biliyor masayı? Ne bileyim ya, duymuştur bir yerden. İyice kendini bizden biri sanmaya başladı ha. Umarım iyi bir neden vardır hele. Ay acil olmasın, iyi uyandırayım şekerim. Tamam siz gidin, ben geliyorum. Yemezler canım, hadi. Hadi çabuk olun. Ben Gülçin'le Eren'i uyandırmaya gidiyorum, hadi. Dur bakalım ne çıkacak bunun altından. Evlenince kurtulur sanıyordum ama daha beter bela aldı bu. Eren, şşt Eren kalk. Ay ya kalksana. Ya. Gülçin, şşt kalk. Gülçin, Gülçin. Kalksana. Ay Gülçin. Ya. Gülçin. Numara yapma. Gördüm Gülçin. Ay hadi uyanın artık. Acil durum diyorum ya. Ya ne oldu, yine bir yere mi yaktın? Ay bu sefer durum çok ciddi. Eren! Ya 5 dakika daha ne olur. Benim de günahım var. Ayıp oluyor ama kızlar. Yani sen her gece kabus gibi üzerimize çok bir şey olmasın. Biz şurada 2 dakika uyumaya çalışalım. Ayıp oluyor ha. Pes vallahi, ben uyuyorum. Ay yemin ediyorum çok önemli. Masalık durum diyorum ya. Masalık mı? Evet hadi masa masa. Koşun kızlar masa. Ya. Ya ne diyor bu ya? Ne bileyim ben. Bu kız. Masa bizim ritüelimiz. Ayrıca adres değiştirip izimizi kaybettirelim mi? Bence öldürüp kaza süsü verelim. Estetik operasyon yaptırıp tipimizi de değiştirebiliriz. Bence dinleyip anlayalım bakalım. Neymiş derdi? Hah, Pollyanna geri geldi. Şşt geliyor. Alev Hanım buyurun, söz sizin. Kızlar, hamileyim.
Ha? Günaydın. Günaydın. Günaydın dayıcığım. Bora abi bana kahvaltı hazırladı, biliyor musun? Sonunda bir şey desene. Ayıp oluyor ama. Asıl ayıp eden sensin ajan. Her akşam her akşam. Bu ne biçim evlilik, anlamadım gitti. Ne yapayım, yürümüyor işte. Yuh, daha ilk günden. Ajan, sen bu kızı seviyor musun? Ya sevmesem niye evleneyim ki? O zaman git özür dile. Ne oldu? Sesin solun kesildi. Korkuyorum Mert. Korkma. Merak etme Bora abi. Ben seninle gelirim. Hem kızları görmem lazım. Okul ne olacak organik şeker? Daha servise 20 saat var. E hadi çıkalım o zaman. Tamam. Biz çıkıyoruz. Çık. Olur. Oh be, kabusmuş. Yine ne oldu? Süpermen kırması, yarım akıllı korsan bozuntusu. Feci bir kabus gördüm. Bora eve geri dönüyordu. Döndü zaten canım. Ne? Nerede hani? Alev'le barışmaya gönderdim. Çok iyi yapmışsın kardeşim. Tebrik ediyorum seni. Gel bakalım. Sen mi hazırladın bunu? Bora hazırladı. Bakıyorum da hiç sevinmediniz. Ya sevindik sevinmesine de aslına bakarsan biraz şok oldum. Yani daha evlenene 2 gün oldu Alev. O 2 günde neredeyse yani tamamını bizde geçirdiniz. Sakın bir yanlışlık olmasın bu. Ay olamaz. Evlendiğimizden beri sürekli midem bulanıyor. Aa öyle desene be. Kesin hamilesin o zaman. Ya kızım benim de her gün midem bulanıyor. Ben de mi hamileyim ya? Ne? Cemre de mi hamile? Gülçin ya. Gülçin. İnanamıyorum sana. Ne değil mi? Ay delirdiniz mi siz? O kadar salak mıyım ben? Ay olabilir, emin değiliz. Bir şey söylemek için henüz erken. Bence en iyisi test yapmak. O kadarını ben de akıl ettim canım. Sabahın köründe neden uyandırdım sizi sanıyorsunuz? Sonuç pozitif. Ay. Ay bir kere de beni konuşturmadan açsan şu kapıyı. Bir kere de kendiliğinden açılsa. Ay tamam kızlar, dert etmeyin, ben bakarım. Ne ara olmuş? Nasıl olmuş? Vallahi ben bilmem. Bu kesin hamile o zaman. Günahını almayın kızın. Ali, ben gerçekten çok üzgünüm. Artık önemi yok hayatım. Yok mu? Yok, çünkü ben hamileyim. Ne? Füsun Hanım. Günaydın Erol Bey. Günaydın. Herhalde dün gece için bana bir açıklama yapmayı düşünüyorsunuz. Açıklayacak bir şey yok. Ama nasıl olur? Bir saat sizi restoranda bekledim. Üstelik telefonunuz da kapalıydı. Belki siz bana bir açıklama yapmak zorunda hissedersiniz. Pardon, anlayamadım. Ben de sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlayamıyorum. Bakın, artık bu yanlış anlamalardan sıkılmaya başladım. Ne demek istiyorsanız açık açık söyler misiniz bana? Tamam. Madem öğrenmek istiyorsunuz. Hmm.
gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bir bakıyorum beni yemeğe davet etmişsiniz. Sonra arkamı dönüyorum. Bayan Berbatov'u eve çağırmışsınız. Nasıl bir tutarsızlıktır bu? Lütfen söyler misiniz? Nedir komik olan? Anlamadım. Yeni aldığım balık. Balık mı? Evet. Eve bir akvaryum aldım. Ama balıklardan biri. Hem de en güzeli, sanki depresyonda gibi. Günlerdir yem falan yemiyor. Bayan Berbatov da ben size yardımcı olurum deyince... Yani Bayan Berbatov'u balık için mi çağırdınız? Evet. Peki siz ne sanmıştınız? Hiç. Sanırım yanlış anlamışım. O halde bana bir yemek borçlusunuz. Lütfen bundan sonra her şeyin altında bir numara aramayın. Çünkü ben oyun oynamıyorum. Bence birazdan bayılacak. Normal. Ben olsam ben de bayılırdım. Acaba doktor falan mı çağırsak? Hangisi için? Bence yalnız bırakalım. İyi fikir. Senin okulda olman gerekmiyor muydu? Gideceğim ama önce verdiğiniz sözleri bir hatırlatayım dedim. 23 Nisan geçti diye unuttum sanmayın. Ay, doğru ya. Senin hediyeni unuttuk. Çok ayıp ama söz vermiştiniz. Öyle değil Zeynep'ciğim, aldık ama vermeyi unuttuk. Bakalım beğenecek misin? Sakın sulanma. Sana almadık. Üzülme Yasemin abla. İstediğin zaman sen de oynayabilirsin. Neyse ki sizden daha iyileri de var bu dünyada. Alt tarafı oyuncak işte. Anlamıyorum seni. Ben de senin çevreci triplerini anlamıyorum. Ama bir şey dediğim yok yani. Ya ikisi aynı şey mi Yasemin? Ne var? Hepimiz çevireceğiz ama senin gibi abuk subuk eylemler de yapmıyoruz. Ne gibi? Ölü balıkları denize atmak gibi. Aa, ben bu konuda Eren'in yanındayım. Yazık değil mi o balıklara canım? Tabii ne de olsa akraban sayılırlar bayan balık hafıza. Bu arada elbise de aklımda. Merak etme Zeynep'ciğim, benim de aklımda. En kısa zamanda halledeceğim. Akşama hazır olur herhalde. Ay, dikiş makinesi aldığıma pişman ettiniz beni. Biz ne yapıyoruz? Bence konuşmaların bitmesini bekleyelim. Nasıl anlayacağız ki bittiğini? Bağrışmalarından. Bunun şarjı var mıdır? Yasemin, başka derdin yok mu senin kızım? Ya bir dakika bak, nasıl çözeceğim ya? Ne yapıyor? Hadi ya, ciddi misin sen? Bunların hepsi böyle kızım. Asıl sen Gülçin'in unutkanlık numarasını duydun mu? Galiba psikolojikmiş. Ne psikolojisi ya? Mert'ten ayrılabilmek için numara yapıyormuş. Ciddi misin? Asıl en acayibi Cemre. Sırf çocuk zengin diye süründürüyormuş. Onu ben de duydum. Ne yapsın kızım? Korkuyordur gariban. Emre gibi zengin biriyle evlenmek kolay mı? İnsan kendini ezik hisseder. Vallahi Emre bana şimdi evlenme teklif etsin, hemen üstüne atlarım. Demek Cemre'de sendeki cesaret yok şekerim. Oğlum bir şey demeyecek misin? Ben de bunu diyecektim işte. Daha yarım saat bile olmadı. Nasıl hamile kalırsın? Ay saçmalama ya. Evleneli tam 2 gün oldu. Evet de toplasan daha yarım saat bile baş başa kalamadık. Hangi arada oldu bu? Demek çocuğu reddediyorsun öyle mi? Hayda, bu mudur yani? Yazıklar olsun sana. Alev, anlatamıyorum galiba. Ya biz seninle doğru düzgün el ele bile tutuşmadık. Nasıl oldu? Tutsaydın o zaman. Benim suçum bu.
Allah Allah ya. İnanamıyorum ya. Bu ne ya? Nereden çıktı bu? O nereden çıktı, bu nereden çıktı? İşin gücün eleştirmek. Ama merak etme Bora Efendi. Benim sana ihtiyacım yok. Ben tek başıma da büyütürüm çocuğumu. Ya yapma hayatım. Ben öyle demek istemedim. Gel bakayım. Nasıl ama? İşe yaradı ama değil mi? Seninki oynamak için bahane canım. Onlar zaten barışacaktı. Nereden biliyorsun? Bak şimdi. Otur. Tamam. Çünkü birbirlerini seviyorlar. Ya ben de bunu çok sevdim. Bir tane de ben mi alsam acaba? Aklından bile geçirme. Çok mu pahalı? Bak geçirme dedim, hala geçiriyorsun. İyi tamam ya. Ben de bununla oynarım değil mi? Tamam ya Semir abla, biz seninle beraber oynarız. Hadi ya, okula geç kalıyoruz. Gidelim. Ben de geç kalıyorum. Hiçbir şey olmasa balık tutmaya yarardı. Bana zarar verdi. Malımı yağmaladı. Karşılık etinden yarım kilo... Bittik oğlum, biz bittik. Ne oldu oğlum, niye bittik? Kızlar abi. Ne olmuş kızlara? Abi kızlar bize numara yapıyorlarmış. Ha günaydın, yeni mi anladın? Öyle değil lan. Gülçin Mert'ten ayrılabilmek için unutkanlık numarası yapıyormuş. Cemre de bizim Emre ile meğersem adam zengin diye evlenmek istemiyormuş. Ya Eren? Eren'le Yasemin'i dinleyemedim abi. Daha da önce konuşmuş onları lazım. Nereden anladın? Abi kız konuşmasına bunların hepsi böyle kızım diye başladı. Abi peki nasıl öğreneceğiz? Esas Emre ile Mert'e gerçeği nasıl söyleyeceğiz? Sen söylersin artık. Hayatta olmaz, yok. O zaman kura çekeriz. Ya bak, bu kumar tutkun zamanında başına bela olmuştu. Gene olacak ha. Basit. Alt tarafa bir iddiaya girdik. Amma abarttın ya. Hep böyle başlar yavrum. Ufak bir iddia, basit bir oyun, küçük bir yarış derken bir bakmışsın şey gibi olmuşsun. Hadi söyle. Baban gibi olup çıkmışsın de. Yok. Onu demeyecektim. Ünlü birini diyecektim ama sonra bir anda söyleyemeyeceğimi fark ettim. Niye? İzliyor olabilirler. Kimler? Anladın sen işte ya. Uzatma. He. Tamam anladım. Hadi. Hadi gidip çocuklara haber verelim. He? Yok sen git. Benim Yasemin'le terapiste gitmem lazım. Hiç uğraşma. Tek başıma hayatta söylemem. Sen bilirsin ama benim cidden gitmem gerekiyor. Hadi bay bay. Gel buraya. Gel kaçma. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın hocam. Devam edin, devam edin, devam edin. Ay, kusura bakmayın hocam, biraz geciktik ama. Tamam, önemli değil. Hemen yerinize geçin. Özlem nerede? Rahatsızmış hocam. Telefon etti, bugün gelemeyecekmiş. Peki. Hadi bakalım. Derse başlayalım. Oh. Oh. Evet. Ne oldu? Ne oldu, iyi misin? Midem bulanıyor hocam. Bence kesin yemekhanedeki yemekler yüzündendir hocam. Dün de ben çok kötüydüm. Hadi çocuklar, hemen arkadaşınızı revire götürün. Tamam. Gel. Gel canım. Ay. Hocam bu hafta üçüncü oldu. Farkındayım, farkındayım. Geçen gün ben de yemekhanede yemek yiyeyim dedim. Yemekler gerçekten çok kötü. Siz bir de Eren'inkileri görseniz hocam. Ya. En iyisi Füsun Hanım'la konuşmak. Bence de hocam. Ama derse kaynatmayalım. Önce dersi yapalım, tamam? Tamam. Hadi hazır. Son, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, geriye. Bir, iki, üç, dört, geriye. Bir, iki, üç, dört, geriye, evet.
Aferin çocuğum, aferin. Alevden kurtulmak için bir plan yapmalıyız. Eğlendirdik ya, daha ne yapalım? Bilmiyorum ama artık dayanamıyorum. Belki terapistin bir yardımı dokunur ya. Bana çok saçma geliyor valla. Nasıl ya? Sen bugün Korkut'la birlikte terapiste gitmeyecek miydin? O da öyle sanıyor ama hiç niyetim yok yani. Tamam, kes. Hiç konuşarak bale yapıldığını gördünüz mü siz? Terbiyesizler. Sen de devam et. Vay be. Demek baba oluyorsun ha. Bu durumda biz de amca mı oluyoruz yani? Tabii. Senden bir halt olmaz hocam. Boşuna umutlanma. Bana laf sokacağına kendine bak sen. Ne demek şimdi bu? Hiç. Hiçbir şey demek değil. Sen bir şey mi demeye çalışıyorsun? Ne oluyor oğlum? Bizden gizlediğim bir şey mi var? Ya bırakın şimdi beni. Düşünmemiz gereken daha önemli bir konu var. Ha, doğru. Söyle bakalım nasıl hissediyorsun kendini? Aldatılmış. Aldatılmış mı? Ya Alev evleneli daha 2 gün oldu. O 2 günü de nasıl geçirdiğimizi biliyorsunuz. O çocuğun benden olması imkansız. Hadi be. Saçmalama oğlum. Canım. Hafta sonu modern dans gösterisine geliyorsun. Evet hocam, geliyorum. Harika, güzel. İyi günler Füsun Hanım. İyi günler. Otursanıza, size bir şeyler ikram edeyim. Füsun Hanım, korkarım yemekhanede önemli bir sorunumuz var. Yemekler, değil mi? Farkındayım. Bugün derste bir arkadaşımız fenalaştı. Bu hafta 3. oldu bu. Aslında yemekleri hazırlayan firmayı geçen hafta uyardım. Ama sözleşmeyi feshedemiyoruz. Neden? Çünkü sözleşmede bir madde var. Düzeltmeleri için 15 gün süre vermek zorundayız. Bu arada umarım ciddi bir sorunla karşılaşmayız. Doğrusunu isterseniz bu hafta sorun yaşamayız diye düşünüyordum. Peki yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Ben firma ile tekrar görüşeyim. Ben de arkadaşlarla konuşayım. Belki şikayetleri toparlayabilirsek bir işe yarar. İyi olur Erencim. O zaman izninizle ben gideyim. Hı hı. Ne ikram edeyim size? Bir kahve hiç fena olmaz. Tamam. Buyurun siz biraz bekleyin. Şey, Yasemin Hanım gelmedi mi? Henüz gelmediler. Gelmesi lazımdı ama gelir herhalde. Teşekkür ederim Merve Hanım. Haftaya saati 3 yapabilir miyiz? Ben randevulara bir bakayım, sizi ararım Berna Hanım. Teşekkür ederim, iyi günler. Teşekkürler. Buyurun Korkut Bey, sizi alalım. Şey, Yasemin gelmedi, biraz beklesek. Siz bilirsiniz ama isterseniz içeride bekleyin. Hem sohbet edersiniz. Peki, madem ısrar ettiniz içeride bekleyin o zaman. Geliyor yine. Kızlar, çok önemli bir sorunum var. Aa, ne oldu? Doğurdun mu yoksa? Şşt, sus. Sessiz olun ya, biri duyacak. Şimdi ben evlendim ya. Tabii buna evlilik dersek canım. Soyadım değişti haliyle. Keşke başka şeylerini de değiştirseydin. Öğrenci işlerini bildirmem gerekir mi sizce? Bilmiyorum ama sen yine de Müfüs'ün teyzeyle konuş istersen. Ama o zaman evlendiğimizi öğrenecek. Başka çare var mı Alevciğim? Sen Gülçin'in selamını söyle. Füsun teyze sana yardımcı olur ha? Vav, wow, çok heyecanlı. İlk defa hepsi kızları ayrıcalıklarından yararlanacağım. Teşekkürler kızlar. Gerçekten de bizim ayrıcalıklarımız var mı? Bilmem ama herkes öyle söylüyor. Hmm.
Başlayalım mı? Neredeyse seans bitecek. Yasemin bana bunu nasıl yapar ya? Merak etmeyin. Şahsi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çoğu kişi terapisten korkar. Şimdi size bir takım kartlar göstereceğim. Lütfen bana ne görüyorsanız çekinmeden söyleyin. Ah Yasemin ah. Korkut Bey, lütfen konsantre olur musunuz? Korsan gemisi. Denizdeyiz. Denizdeyiz. Açık denizde. Yasemin. Yasemin yok. Yasemin'e ulaşmaya çalışıyorum. Ve birden karşıma babam çıkıyor. Peki. Devam edelim. Dünya ve gezegenler. Dünya yok olmak üzere. Bir kahraman. Sadece bir kahraman dünyayı kurtarabilir. Süpermen. Ve galiba o da siz oluyorsunuz. Yok ya. Eskiden daha ben bıraktım o işleri. Neden? Maaşım az. Maaşı az geliyor. Yasemin öyle istiyor. Anlıyorum. Evet, alayım. Buyurun. Ne haber Mert? Hidrojan, senden ne haber? Ne olsun, hep aynı. Baksana, bu hafta sonu bir parti vereceğiz. Orada gitar çalar mısın? Gitar mı? Niye ki? Mesela eğlenmek için olabilir mi? Siz en iyisi başka birini bulun. Ne demek şimdi bu? Yani uzun zamandır beste yapmıyorsun ya. Ciddi misin sen? Yok canım, ne alakası var? İlham gelmiyor buralar o kadar. Tabii canım, bu aralar. 6 ay falan oldu. Ne oldu? Bakıyorum da hafızan birden canını verdi. Ne var? Yalan mı söylüyorum? Belki de ilham kaynağım kurmuştur. Bir de suçu bana atıyor, görüyorsunuz. Tamam ya, sorduğuma soracağımı pişman ettiniz. Alt tarafı iki gitar tıngırdatacaksın ama mesele oldu. Yürü Nazlı, buluruz gitar çalacağız birini. Verin. Bunu alalım. Bu da sonuncusu. Yine babam. Her yerden de o çıkıyor. Yasemin'le aramıza girmiş gibi. Ya da bilemedim. Sanki kötü adamların elinden kurtarmak için kendimi tehlikeye atıyorum. Kimi? Babanızı mı? Yok canım, Yasemin'i. Bakın Korkut Bey. Sizinle ciddi konuşacağım. Niye? Daha önce dalga mı geçiyordunuz? Yok. Öyle demek istemedim. Eğer mümkünse babanızla sizi bir arada görmek isterim. Vallahi ben de çok istiyorum. Hatta bana söz bile verdi ama iyileştikten bir süre sonra hepsini unuttu. Yeniden işlere gömüldü. Yine de ayarlayabilirseniz iyi olur. Peki bir şey soracağım. Bütün bunların Yasemin'le evlenmemize ne alakası var anlamadım. Bakın, sizde çoklu kişilik bozukluğu var. Kadınlarsa daha güvenilir, ayakları yere sağlam basan erkeklerle evlenmek isterler. Yasemin Hanım'ın evlilikten kaçması son derece normal. Peki yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu abi? Var ama sanırım biraz uzun sürecek. Yani pahalıya patlayacak demek istiyorsunuz. Neden her şeyi parayla ölçüyorsun? Onu babama sorsanız daha iyi abi. O zaman ümit ediyorum ki sonraki seansa babanızla gelirsiniz. O kadar ümitlenmeseniz iyi olur. Babamı görünce pişman olabilirsiniz. Hmm.
Biraz beklememiz gerekiyormuş. Bakın işte demiştim ben size. Gördün mü? Orada o lopan bir çizgi çıktı. Ben de bakayım. Bu yuvarlak ne peki? Yani... Görmüyor musunuz kızlar? Sadece yuvarlakta çıkarsa hamile değilsin. İkisinde de çıkarsa hamilesin. Bu sırf yuvarlakta. Yani? Yani? Yani hamile falan değilsin Ale. Ver bakayım sen şunu bana. İnanmıyorum ya. Yapamıyorum bir şey. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Korkut gelmedi mi? Yok ya. Bu akşam evde kalacakmış. Ya. Ne oldu Ajan? Bir derdin mi var? Borç isteyecektim. Panik oldun değil mi? Ya bu yaşta çocuğa nasıl bakarım ben? Bir işim bile yok. Yapma o gün şeker ya. Başımı şişti. Gör işte. Benim resmen canım çıkıyor ama canım o benim. Acaba yemekhanede yemek yemiş olabilir misin? Saçmalama ya. Yemekhanede yemek yer mi bu? Ya aslına bakarsanız yedim. Hı? Hadi canım. Maalesef. Bora ısrar edince hayır diyemedim. Ya kusura bakmayın da nasıl yiyorsunuz onları anlayamadım. Ya aslında öyle değildi. Yemek şirketinde bir sorun var. Son zamanlarda hep kötü yemekler çıkartıyorlar. Demek ondan. Ne oldu, üzüldün mü? Ya ben burayı bunu nasıl söyleyeceğim şimdi? Ben hallederim. Zaten Zeynep'in elbisesini götürmem gerekiyor. Hangi yere diktin onu? Dikmedim canım. Hazır aldım. Bekle ben de geleyim. Zeynep'in arabasını vereceğim. En sonunda dikmemiş almış. Evet. İnanamıyorum yani. Üzüntüdendir o, üzüntüdendir. Ay duyuyor musun? Mert artık gitar bile çalamıyor. Belki o değildir. Var ya bazen gerçekten başka bir dünyada yaşadığını düşünüyorum. Çalsana. Of, of ya Argın Şeker ya, bitirdin bizi. Of. Nasılmış? Ne nasılmış? Hiç. Biz Zeynep'in hediyelerini getirdik. Oldu hadi girin. Hediyelerim gelmiş. Gel. Hı, şuradan gir. Nasıl, beğendin mi? Süper olmuş. Teşekkür ederim Eren abla. Tam üstüne göre dikmişsin Eren. Marifetli seni. Sen de teşekkür ederim Yasemin abla. Rica ederim canım. Korkut yok mu? Ya biraz keyifsizmiş. Bu gece evde kalacakmış. Ha, İyi. Boracığım, sana bir haber vereceğim ama üzülmek yok, tamam mı? Ne oldu? Yoksa Alev'e bir şey mi oldu? Sakin ol. Alev iyi. Sadece hamile değilmiş. Ne? Değil miymiş? Ya testte yanlış bakmış da.
yazık ya. Çok üzüldü, dondu kaldı. Hamile değilmiş. Hamile değilmiş. Alev hamile değilmiş. Hamile değilmiş. Alev hamile değilmiş. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Alev hamile değilmiş. Tebrik ederim. Hamile değilmiş. Gerçekten de çok üzülmüş. Ya erkek milleti değil mi kardeşim? Ne yaptıkları belli değil. Hamile değilmiş. Ah Suzan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hafta sonunu unutmadınız değil mi? Unutmadım. Gerçekten size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Abartmayın lütfen. Bir duyan olacak. İnanın ben sizden daha çok mutlu oldum. Şeyleri bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Balıkları. Balıkları mı? Evet. Yeni aldığım balık. Sanırım depresyonda. Yediğinden midir, içtiğinden midir? Ben... Yoksa siz beni yanlış mı anladınız? Yok canım. Ne yanlış anlaması? Ben sadece kuş mu balık mı kertenkele mi onu anlamadım. Suzan Hanım, sizce bir sakıncası yoksa Füsun Hanım'ı da çağırabilir miyim? Neden? Akvaryumu görmesini çok istiyorum. Ne sakıncası olabilir? Ha Füsun Hanım, ha balıklar. İkisi de benim için aynı. Yani size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne yapacağımı şaşırmıştım. Siz onu bir de bana sorun. Efendim? Ha bilmez miyim dedim. Ben de Mamu hasta olduğunda aynen sizin gibi oluyorum. Hayvanlarla iyi anlaşıyorsunuz değil mi Suzan Hanım? Ya ne demezsiniz. İşin ilginç yanı hep beni buluyorlar. Kim? Hayvanlar. Ama sakın siz üstünüze alınmayın Harol Bey. Yok canım, niye alınayım ben? Görüşürüz. Ah Çiğdem. Nasıl oldun Çiğdem? İyiyim ama bir daha yemekhanede yemek yemem. Ya Füsun Hanım yemek şirketiyle görüştü. Elinden geleni yapıyor. Evet. Siz istersiniz de yapmaz mı? Ne demek istedi? Yani teyzen ya, sizi kırmaz. Teyzem olduğu için değil, işi bu olduğu için yapıyor. Kim olsa aynı şeyi yapardı değil mi? Tabii tabii. Ne diyor bu? Boş ver, aldırma. Her neyse. Bence bizim de tepkimizi belli etmemiz gerekiyor. Ne gibi? Ya belki protesto için bir eylem yapabiliriz. Boşuna uğraşma. Ben hayatta öyle şeylerle uğraşmam. Ay ne diyor bu ya? Boş ver, aldırma. İyi, biz gidiyoruz. Görüşürüz. Peki, bay bay. Bay bay. Tut adamı. Abi ne oluyor? Abi niye böyle yapıyorsun ya? Nedir bu hareketler? Ulan senin bir şey mi canı sıkın ya? Ya şimdi minik abi. Gelmedi mi terapiye? Ya boş ver be abi, takma kafanı, geç abi. Nedir yani? Herkes senin kadar şanslı değil Haşat. O şans değil abi, biraz karizma. O kadar para bende de olsa benim de karizma yıkardı ortalığı. O kadar emin olma. Ne demek şimdi bu? Sen söyle abi. İşte ne oluyor abi? Söylesenize ya. Ya söylerim ama diğerinde sen söyleyeceksin. Tamam, anlaştık. Abi Cemre seninle zengin olduğun için evlenmiyormuş. Ya saçmalamayın abi, olur mu öyle şey ya? Ne alakası var? Abi kız kendini kötü hissediyormuş. Ya ister inanın ister inanmayın. Gerçek o. Hayatımda bu kadar saçma şey duymadım. Sen bir de Gülçin'i duy. Ne? Ne olmuş Gülçin'e? Sıra sende abi. Ne oluyor Haşan, söylesenize. Ne oluyor oğlum? Gel oğlum, gel otur şöyle. Gel. Oğlum söylesene. Ha? Ne oldu ya? Duydunuz değil mi? Demiştim ben size. Bir de sana inanmamıştım. Dedim size, anaaşık bu kız. Örgütün adı neydi? Sınır tanımaz çevreciler.
Yine en normalleri Yasemin'miş. Dur bakalım onun da kokusu çıkar yakında. Kesin. Bunların hepsi aynı. Hadi derse. Hadi. Hadi. İnanmıyorum ya. Demek benden ayrılmak için numara yapıyormuş ha? Maalesef. İyi de ben ne yaptım ona? Ya ona kötü bir şey mi yaptım? Söylesenize. Abi benim suçum ne? Zengin olmak mı? Abi basit basit konuşma ya. Madem kızların çekindikleri bir şeyler var, gidin konuşun. E tabii kolaydı. Siz de benim yaptığımı yapın o zaman. Neymiş abi senin yaptığın? Saçmalamaktan başka bir şey mi yapıyorsun? Gerizekalılar. Niye yapıyorum zannediyorsunuz onları? Niye? Köşeye sıkıştığım zaman kaçıp kurtulmak için. Herkes aman korkut işte deyip geçiyor. Çocukken babama da yapardım. Her zaman işe yaradı. Yine de yaradı. Terapiste bile yaradı. Ajan, benim duyduklarımı siz de duyuyor musunuz? Sus abi sus. Şoktayım zaten lütfen. Siz bir de bana sorun. Bunun salaklıklarına o kadar üzülüyordum ki meğer hepsi boşunaymış. Siz gidin kendi halinizi üzülün oğlum. Abi biliyor musun? Artık umurumda bile değil. Tamam mı? İstediğin salaklığı yapabilirsin. Beni ilgilendirmez. Ne yapıyorsunuz burada? Basket oynuyoruz. Topun üstüne oturarak mı? Yeni bir stil galiba. Yok canım ara verdik. Bir nefes alalım dedik işte. Bak. İyi o zaman. Hadi gel benimle. Nereye? Ya işimiz var. Anlatacağım ben sana. Bir de bana kılıbık diyorsunuz. Davranıyorsun. Nasıl ya? Gayet iyi davranıyorum. Bence biraz daha ilgi göstermen lazım. Gerçekten de İlhan Peri suçunca yeteneklerini kaybetmiş olabilir mi? Onu bilemem ama İlhan Peri'si Fethi'ye uçmuş durumda haberin olsun. Ben isteyerek mi yapıyorum sanki? Gülçin, her hastalığı bir mantığı olur. Ay bir bakıyoruz salaklık derinlisinde unutkansın. Bir bakıyoruz her şeyi çok iyi hatırlıyorsun. Nasıl oluyor bu? Ne bileyim ben terapiste sorsanız bana niye soruyorsunuz? Ay zaten terapiste hiç hatırlatma. Kesin Korkut acayip bozuldu bana. Gerçekten mi? Sen bana diyeceğine kendine bak. Çocukla bir terapiste gitmeye bile katlanamadın. Yazık çocuğa. Gerçekten sizin aranızda delireceğim. Yani senin unutkanlık sorununu düzeltebilmek için ben niye Korkut'la terapiste gidiyorum onu anlamıyorum. Çünkü terapist özdeşleştirmeler yapıyor. Ne yapıyor ne yapıyor? Zaten zorla söylüyorum yap. Bilerek yapma Yasemin. Sen de boyundan büyük laflar etme. O terapistin yaptığına söğüşleme denir canım. Sence bu terapist bizi yoluyor mu Yasemin? Ya hem de nasıl var ya. Ne yapıyor bu ya? Gel. Eren ne yapıyorsun burada anlamadım. Yemek arabasına girmeye çalışıyorum. Niye? Yapacak daha iyi bir işimiz yok mu? Biraz evvel gördüğüm kadarıyla yoktu Barış. Bir topun üstünde oturuyordun. Ya niye arabaya biniyoruz? Çünkü bu adamları hiç gözüm tutmadı. Hadi lafı tutma beni gelecekler şimdi. Ya ne yapıyorsun? Delirdin mi Eren? Geliyor musun gelmiyor musun? Uf, seçim şansın var mı? Eren, umarım çok iyi bir nedenin vardır. Hadi geliyorlar, kapat şu kapıyı. Oradan düzgün tutma. Devrilmesin. Tamam, tamam. Bu kapının kilidi niye açık? Kardeşim, yemekler benim, araba senin. Bana niye soruyorsun? Araba benim mi? Evet. Ya, araba demek benim. Yüklü o zaman yemek.
neyse. Şş, aşkım nereye ya? Gel. Buyurun. Hayırdır çocuklar? Siz bana pek uğramazdınız. Bizim ufak bir sorunumuz var. Neymiş bakalım? Gülçin sizinle konuşursak yardımcı olabileceğinizi söylemişti. Bakın şimdi meraklanmaya başladım. Sen söyle. Biz ikimiz evlendik. Ne? Evlendiniz mi? Evet. Gerçekten de çok şaşırdım. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama tebrikler. Peki bizim niye haberimiz olmadı? Çünkü gizli evlendik. Kimse bilmiyor. Kızlar dışında. Bir de çocuklar biliyor tabii. Gerçekten de çok gizliymiş. Her neyse, sorun nedir? Şimdi benim soyadım değişti ya. Herhalde size bildirmem gerekiyordur. Evet. Bir dilekçe, bir de evlilik cüzdanı fotokopisi tamamdır. Ama okul bitene kadar evlendiğimizin gizli kalması gerekiyor. Anlıyorum. En iyisi ben bir Erol Bey'le konuşayım. Yani o da mı öğrenecek? Başka yolu var mı? Yok mu? Yok. Emre, iyi misin? Pek sayılmaz. Ne oldu? Bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok mu kötü? Baban mı? Tam değil. Başka biri mi var? Ya saçmalama artık, benim için senden başkası yok. Sorun ne Emre? İflas ettik biz. İflas mı ettiniz? Her şeyimizi kaybettik. Nasıl oldu ya? Bu son kriz her şeyi bitirdi. Kriz mi? Ne krizi ya? Ya döviz fırladı ya, istikrarsızlık, güvensizlik derken her şey terse döndü. Üzülme, sıkma canını. Nasıl üzülmeyeyim Cemre? Ne yaparız beş parasız? Ne olacak Emre? Bizim paramız mı var? Yine de çok mutluyuz. Yani yine de sever misin beni? Delirdin mi sen? Ben seni paran için mi seviyorum Emre? Ya korktum işte. Bir an seni de kaybedeceğim diye. Korkma aşkım. Ben hep yanındayım. Gel. Erol Bey. Buyurun Füsun Hanım. Sanırım önemli bir problemimiz var. Yemekler değil mi? Bahadır söyledi. Doğru. O da var ama bu biraz daha karmaşık bir konu. Pek hoşunuza gitmeyebilir. İşte bu kötü. Alev ve Bora evlenmişler. Ciddi misiniz? Bakın şu kerataların yaptığı işi. Yani kızmadınız mı? Niye kızayım Füsun Hanım? Çocuklar yaramazlık mı yapmışlar? Hayır. Olay mı çıkarmışlar? Hayır. Üstelik ikisi de derslerinde son derece başarılı. Aşk kızılacak bir şey mi? Ama ailelerinden gizli evlenmişler. Bunu tahmin etmiştim işte. Şimdi Alev'in okul kaydında değişiklik yapmamız gerekiyor.
O zaman da ailelerin haberi oluyor değil mi? Evet. Tamam. Bir düşünelim bakalım. Bir çıkar yol bulabilecek miyiz? Mert, ne yapıyorsun bakayım burada tek başına? Hiç, düşünüyorum. Neyi? Yeni besteni mi? Beste mi? Beste yapacak hal mi kaldı Gülçin? Tamam. Biz de senin keyfini yerine getiririz. Akşam baş başa bir şeyler yapmaya ne dersin? Unutkanlık başına vurdu galiba. Yok, gayet kendimdeyim. Bak, bu dedikleri unutma sonra. Unutursan da sen hatırlatırsın canım. Ben burada otururken uyuyakaldım ve rüya görüyorum herhalde. Bir durum var. Rüya mıymış? Daha da kötü. Galiba öldüm ve cennetteyim. Neredesin sen? Dünden beri yoksun ortalıkta. Belki bu soruya sen cevap vermek istersin Yasemin. Çok mu kızdın? Kırıldım demek daha doğru oldu. Ya yanlış anlama lütfen. Sana karşı yapılmış bir şey değil bu. Sadece terapist olayı çok saçma buluyorum. Ben de birçok şeyi saçma buluyorum Yasemin. Ama senin için yapıyorum. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Ne dedin sen? Bir daha söylemem ona göre. Tamam hayatım, bana bu da yeter. Sence nereye gidiyoruz? Medrano sirkine. Eren, seni yine çevreci triplerin tuttu anladım. Başka da bir şey sormayacağım. Çok başarılı Barış. Ne diyeyim ben sana? Ay. Durduk. Aferin Barış, süpersin. Geliyorlar, geliyorlar. Saklan. El at şuna. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Hadi aşağı ineceğiz. Yürü. Tamam, döküyorum. Çevre düşmanları. Yarın da 150 metre ileriye bırakırız. Ne yaptığımızı anlamadım ki. Git diyorsun gidiyoruz, gel diyorsun geliyoruz. Anlamayacaksın da zaten. Allah Allah. Yürü yürü. Dur bir dakika.
Bak görüyor musun? Kötü yemekleriyle bizi zehirledikleri yetmiyor. Bir de etrafı kirletiyorlar. Eren, bunun başka bir nedeni olabilir mi? Niye buraya kadar geldi ki bunlar? Niye olacak? Kötü yemeklerin delillerini yok etmeye. Nasıl yani? Ne yapacaklar bizim yemek atıklarımızı? Ya çöpe atacaklar. Belediyede görüp numunelerini inceleyecek, ceza kesecek. Peki biz ne alt edeceğiz? Baksana kaldık dağ başında. Ne yapacağız? Tabii ki yürüyeceğiz. Hadi. Of. Ya nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. E buluruz, ne var ya? Zaten iki tane yol var. Nereden? Buradan mı, buradan mı? Ya ben biliyorum, sen merak etme. Ya bak şu taraftan gidelim. Adamların peşine takıldık, geldik dağ başına. Bayan Berbatov, nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Çok iyiyim. İyi. Hafta sonu bir modern dans gösterisi var. Gelmek ister misiniz? Modern dans. Siz ona gösteri mi diyorsunuz? Lütfen bari hakaret etmeyin. Tamam. Ama maalesef hafta sonu benim işim var. Bayan Berbatov, nasıl bir iş bu? Sizi ilgilendirmez. Ay! Terbiye almamış geldi çarptı. Bari özür dilesin. Terbiyesiz. Şimdi anlaşıldı hafta sonu ne işiniz oldu. Erol Bey'in balığının cinsi ne oluyor? Eren nereden biliyorsun bu taraftan geldiğini? Dur lan, yürü işte, gel, ben biliyorum. Ya biliyor musun, belki o taraftan. Hayır, buradan. Köşeye kadar gidecektik de. Bilin bakalım. Sağ olun. İyi misin canım? Ay çok iyiyim. Teşekkür ya. Ederiz abi. Sağ ol abi. İnanamıyorum. Yani şimdi Emre 5 parasız mı? Akıl alır gibi değil, değil mi? Babası yolsuza falan mı bulaştı acaba? Kızım adamı yolsuza bulaşacak hali mi var? Belki müdürler falan bir dolap çevirmiştir. O olabilir. Ne yapacaksın peki? Ne demek ne yapacaksın? Benle ne alakası var? Ya ne bileyim, sürprizler falan hepsi yalan oldu şimdi. Bence bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan Emre'nin kendini iyi hissetmesi. Doğru. Kim bilir ne durumdadır. Görsen çocuk bitmişti. Neredesin kızım sen bu saate kadar? İnsan bir haber verir. Mert'le sinemaya gitmiştim. Bak sen, ne oldu? Biri kafana mı vurdu? Sanırım ona biraz destek olmam gerekiyor bu sıralar.
Ben de şimdi aynı şeyi Emre için söylüyordum. Niye? Bir şey mi oldu? İflas etmişler. Ne? Bakıyorum da konsey toplanmış yine. Ya acayip kararlar aldık. Zeynep nerede? Yatırdım. Sen neredeydin? Ha, sen neredeydin kanka? Gülçin'le sinemadaydım. Oo. Oo, işler tıkırında bakıyorum. Ustacan sus. Nazar değdireceksin. Neymiş bakalım aldığınız kararlar? Barıştır abicim, mesaj çekmiş. Tamam, o da gelsin anlatacağım. Ne oluyor oğlum, acil diye mesaj çekmişsin. Emre anlatacak. Neredesin oğlum sen? Abi anlatırım sonra. Eren yüzünden dağ başında kaldı. Kilometrelerce yürüdük. Gel Barış gel, yorgunsundur. Nedir abi bu kadar acil olan? Otur. Bıçak kemiğe dayandı arkadaşlar. Ve artık kızların hakkımızda ne düşündüğünü öğrenmenin zamanı geldi. Ne yapacağız abi ya? Yalan makinesine mi bağlayacağız? Hayır. Terapiste verdikleri kağıtları ele geçireceğiz. Nasıl abi? Siz yazdıklarınızı tekrar yazacaksınız. Ben de el yazımı değiştirerek kızların kağıtlarından yapacağım. Sonra da terapiste gittiğimizde sahte kağıtları asıllarıyla değiştireceğiz. Evet. Ya basit basit konuşmayın. Sanki çok kolay. Ya oğlum kağıtlar herifin masasında duruyormuş. Dün Korkut görmüş. Gördüm. Hadi ya. Gerçekten gördün mü? Gördüm. Ama bir mesele daha var. Cemre'ye ufak bir yalan attım ben. Yani daha doğrusu büyük bir yalan. Ucuz malzemeyle yaptıkları kötü yemekler yetmiyormuş gibi bir de çevreyi kirletiyorlar. Ne güzel, sana iş çıktı. Artık haftalarca oyalanırsın. Size yardım edeceksiniz ama. Eren beni hiç bulaştırma. Benim bu aralar Emre'yle ilgilenmem lazım. Niye, ne oldu? İflas etmişler. Aa. Beni de geç. Bu aralar Korkut çok hassas. Yanında olmam gerekiyor. Ya sen? Yardım etmeyi kabul ettim. Mert'e de aynı nedenle destek olmaya karar verdim. Ayrıca Cemre'nin Emre'ye, Yasemin'in de Korkut'a destek olmaya çalışmasına çok sevindim. Okuduğum kitaptaki bir söz beni çok etkilemişti. Mutluluk, bizde olmadığı halde başkalarına verebileceğimiz tek şeydir. Güldürmeyin çocuklar. Olur mu öyle şey? Gerçekten hocam. Hatta sınır tanımaz çevrecileri üyeymiş. Sanmıyorum. Eren öyle şeyler yapmaz. Üstelik sonuçta bir çevre örgütü. Üye olsa ne olacak ki? Hocam siz böyle anarşik hareketleri destekliyor musunuz? Anarşi bunun neresinde? Hepimizin çevreci olması gerekmiyor mu? Her şeyin bir sınırı vardır.
Bunların adı ne? Sınır tanımaz. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Merak etmeyin siz. Eren akıllı kızdır. Saçma sapan şeylere bulaşmaz. Hani araba benimdi, ne oldu? Yaptık bir hata işte bir kere. Bak, gençliğine veriyorum bu sefer. Ay çok korkuyorum. Ya beceremezsem? Beceremeyecek ne var Gülçin? Bunu böyle dolayacaksın. Sonra da kilidi takacaksın. Hepsi bu. Ya dur git deme. Niye? Anahtarları nerede bunların? Attım. Attın mı? Peki bunları nasıl açacağız? Amaç da bu ya Gülçin. Açılmaması için uğraşıyoruz. Yani bundan sonraki hayatımızı burada mı geçireceğiz? Ha evet. Galiba seni yanıma almakla hata ediyorum. İstersen git sen. Olmaz. Sana yardım edeceğimi söz verdim. İyi hadi bakalım. Sar o zaman. Ya keşke mavi giyseydim. Niye? Baksana kırmızı beyaz pembenin üstünde kayboluyor. Tüh düşünemedik. İkinci eylemde söz sana fosforlu alacağım ben. Yaşasın. Hadi çalış kızım hadi. Zevkliyim. Sıkıca yap sıkıca. Ne yapıyorsun canım? Yeni hayatıma alışmaya çalışıyorum. İster misin? Bayılırım ben seni de. Al bunu al. Çay ısmarlayayım mı sana? Yok ben çay istemiyorum. Demek şimdi acımaya başladım bana. Ay saçmalama Emre. Ne? Ne var? Ne düşünüyorum biliyor musun? Anladığım kadarıyla pek iyi bir şey değil. Aslında iyi. Hatta çok güzel bir şey. Acaba biz de Bora ile Alev gibi bir çılgınlık yapıp evlensek mi? Ne? Ne var? Onlar başardıysa biz hayli hayli başarırız. Ne başarması ya? Hallerini görmüyor musun? Neredeyse boşanacaklar. Üstelik beş parasız. Beş parasız. Herhalde Emre. Evlenmek kolay mı? Bir sürü masraf. İşimiz de yok. Öğrenci halimizle nasıl geçineceğiz? Ay şuna bakın. Bak bak. Çok güzeller bunlar. Adları var mı bunların? Dur dokunma. Yok. Hiç aklıma gelmedi bu. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bence bunlar rahatsız olmaz. En iyisi siz bir at verin. Hı. Biri erkek, diğeri de dişi değil mi bunların? Evet. Evet, evet. Bakın ne diyeceğim. Bunlar Romeo ve Juliet olsun ha ne dersiniz? Aa, harika, ha? Daha iyisi olamaz. Bu turuncu Juliet, siyah olan erkek hocam. Romeo. Evet. Ne oluyor? Ne oluyor? Hocam çabuk gelin, Eren ve Gülçin. Ne olmuş Eren ve Gülçin'e? Kendilerini yemek arabasına zincirlemişler. Ne? Ne olmuş ben anlamıyorum. Kendilerini yemek arabasına zincirlemişler. Aa ama ben bıktım bunlardan. Tizginin ben gelemem terbiyesizler. Yeter. Önemli bir şey yok. Yeter artık. Aron. Ay aman. Romeo. Ay çok güzel. Ay bak bir dakikalara bak. Ay. Koşun. Gülçin ve Eren kendilerini yemek arabasına zincirlemişler. Ne? Nereye zincirlemişler? Yemek arabasına. Dur tamam. Hadi içeri için. Hadi içeri için. Eren! Her şey için! Eren!
sana diyorum. Bir şey yapma. Neler oluyor burada? Hep yolda.